kadını neden bu eve getirdin? Çünkü burada olması gerekiyor. Karnında Fırat'ın bebeğini taşıyor. Onun yanında olması gerekiyor. Peki sen ne yapacaksın? Onun burada olmasına dayanamıyorsun bile. Ben güneşi alıp gidecektim. Gelmedi benimle. Ne yapsın benim küçüğü? Ha? O aklınca böyle yaparsa sizin Fırat'la bir araya geleceğinizi zannediyor. Ayten Hanım'ınkine aitti onu. Gitme dedi, gözümle gördüm. Onu da anla ne olur. Sizin birbirinizi ne kadar çok sevdiğinizi biliyor. Bu ailenin dağılmasını istemiyor. O nereden bilebilirdi ki böyle olacağını? Sude'yi hastaneye mi kaldırdılar? Salonda birden düştü, bayıldı. Daha aramadılar da ne olduğunu da bilmiyoruz. Ben bir arayayım onları. Allah Allah, açmıyor ya. Alper mi? Ay Fulya. Sakın bunun annesinin başına bir şey gelmiş olmasın. Yaşlı bir kadın ya o. Allah korusun, ne diyorsun ya, felaket tellalı gibi. Hah, al arıyor. Canım. Alper bak, bekliyoruz çocuğum ama burada. Canım. Biliyorum bugün gelinlik bakacaktık ama evi su bastı maalesef. Ne? Gerçekten mi? Ne oldu? Gerçekten yani, nasıl oldu ben de anlamadım. Sabah bir kalktım, bütün salon batmış. Yani daha bir de yeni usta gelmiş, hiçbir problem yok demiş. Amazonlarda bile ben böyle rezillik görmedim. Ya of, anneciğim ne alakası var? Yani hiçbir sorun yoktu, problem yoktu. Demiştim sana da ustalar daha yeni değiştirdiler bütün boruları diye. Ah be çocuğum, yani sen de babana çekmişsin. O da ne ustadan anlar ne de hiç işten güçten. Anne, yani laf sokmasan olmaz değil mi? Fulya ile konuşuyoruz ya. Oğlum, lafla peynir gemisi yürümüyor. Biraz hareket lazım, hareket. Anneciğim, Fulya'nın yanında hani azarlamasam mı artık beni? Ayıp oluyor kıza, gerçekten lütfen. Aa, niye olsun canım? Fulya'm da benim gibi aynı kumaştan. Erkek gibi kız maşallah. Alper'cim, Alper ben telefondayım ve sizi duyuyorum canım. Canım, aşkım kusura bakma ya. Biliyorsun işte, annem. Anne, lütfen. Rica ediyorum. Hayatım, şimdi eve temizlikçiler, tesisatçılar falan gelecek. Ben de yoldayım. Annemi babamın yanına bırakıyorum. Sonra eve döneceğim, haberin olsun, tamam mı? Tamam canım ya, gelinliğin acelesi yok. Ben geleyim mi? Yapabileceğim bir şey var mı? Yok hayatım, yok, sağ ol. Hallederim ben. Bırak baksın işte kızcağız. 2 dakikada halledecek. Sen yapamazsın. Of anne, yeter ama ya. Vallahi yeter artık ya. Gerçekten çok ayıp oldu kıza ama ya. Lütfen. Yani ne ya? Allah Allah. Alper'cim, o zaman size kolay gelsin canım. Geçmiş olsun. Çok ben kapatıyorum. Hadi bay bay. Tamam hayatım, tamam. Hadi öpüyorum. Görüşürüz. Hoşça kal. Ay ben de öpüyorum diyecektim. Anneciğim gerçekten ayıp oldu ama kıza ya. Ay ne yaptım ayol? Aa, hiçbir şey yapmadım. Ne oldu? Gidilmiyor mu? Yok işte, su basmış evi. Çıkar üstünü. Ama. Fulya. Elif. Canım ne oldu? Sesin çok kötü geliyor. Ne oldu? Ne olmuş? Elif'cim ne oldu? Söyler misin? Merak ediyorum. Buluşalım mı? Tamam, hemen geliyorum. Ay ne olmuş? Bilmiyorum anne, işte öğreneceğim. Aa! Ay Allah'ım. Ha, Fırat'cığım. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Yolunda Mehmet, yolunda. İyi. Akşam hastanede mi kalacaksınız? Yok Mehmet, burada kalmayacağız. Mehmet, Elif gitti mi? Orada mı hala? Yok. Burada. Peki, yani nasıl? İyi mi? Fırat'cığım çok geçmiş olsun. Akşam evde görüşürüz. Müzik
Ben üzerimi değiştirip çıkıyorum eve canım. Peki Elif'ciğim... Akşam eve dönecek misin? Yani... Güneş gelince seni sorarsa diye. Herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.